Eşimin yanına gelip gittikçe böyle hani biraz da merak, biraz da hani eşimin yalnız çalışmasına gönlüm el vermediğinden ufak tefek şeylerle başladım. Hani ufak tefek malzeme kesmektir, çizmektir. Sonra hani insan heves edince, merak olunca, çalışma azmi olunca öğreniyor yani her şeyi. Ben de zamanla öğrendim. Bir de çalışmayı seven bir insanım, boş durmayı sevmiyorum. Ben de şimdi elimden geldiği kadar eşime destek olmaya çalışıyorum. İlk başlarda tabii küçük de çocuğum vardı o zaman. Daha işte ilk buraya geldiğimizde bir haftalıktı bebeğim. Hani onu bırakamıyordum çok fazla. Sonra komşum vardı, arkadaşım. İşte onunla birlikte evde bırakıp ona yanına geliyordum, yalnız kalmasın. İşte canı sıkılır. Çalışırken yanında ona çay demleyeyim. İşte yemeğini götüreyim. İşte çay içiyorduk beraber. Kalkıp o çalışıyordu. Sonra ben hani ne bileyim üzülüyordum o böyle tek başına çalışırken. Hani ufak tefek bir şeyler yapmaya başladım. Hani sen bana göster, ben de yapayım, ben de öğreneyim. O istemiyordu ilk başlarda aslında. İşte elini kesersin, elini yakarsın. Ne bileyim yorulursun. Hadi sen çocuğumuzun yanına git falan. Ben biraz ısrarcı oldum bu konuda. Hani dedim yani bir erkek yapabiliyorsa niye bir kadın yapamasın? İşin kadın erkeği yoktur yani benim gözümde. Mutlaka erkeğin yaptığı her işi kadın da yapabilir benim gözümde. Öğrendim yani zamanla ben de. O da sağ olsun hani inceden inceye gösterdi. İşte şunu şu ölçüde yapacaksın, bunu böyle keseceksin, bunu bu kadar çizeceksin. Ben de zamanla bunu öğrendim yani. Bunun zorluğu da var, tehlikesi de var. Mesela makinalarda çalışıyoruz. Hani her an elini kestirebilirsin, yakabilirsin. Ne bileyim ağır bir malzeme mesela, malzemelerimiz hani insanı yorucu oluyor. İşte hem eve gidiyorsun, evininle ilgilenmek zorundasın, çocuğunla ilgilenmek zorundasın. Hani kaçamak yapar gibi burada çalışmak zorundasın. Yani mutlaka zorluğu da oluyor yani. Ama güzel yanı da var. Hani birlikte ortaya bir iş koymanın, birlikte ortaya çıkardığın şeylerden gelirin. Hani onu helaliyle kazanmak, alnının teriyle kazanmak yani her şeye değiyor yani, insanın yorgunluğunu da alıyor. Çoğu bayan mesela hani şey yapıyor, ben diyor yapamam mesela, nasıl yapıyorsun, işte nasıl beceriyorsun? Ya diyorum isteyince her şey oluyor. Kaynak yaptırmaya geliyorlar, elimde böyle makinayla görünce acaba ablaya mı desek, işte başka usta var mı falan, böyle bir şey oluyorlar. İşte abla bir kaynak işimiz vardı falan, çekine çekine söylüyorlar biraz böyle. Çoğu şaşıran oluyor yani böyle, hani çoğu da hani güzel karşılıyor. İşte birlikte çalışıyorsunuz, ne güzel, eşine destek oluyorsun falan diye çoğu da hani böyle güzel karşılıyor. Bana çay yaparken, yemek getirirken, ben kaynak yaparken, hazırlık getir derken, o da bana bir şunu getir, bunu getir derken, hemen hemen benim gibi usta oldu zannediyorum. Benim yaptığım işi yapıyor şu an. Ya benim işim de bayağı bir hafifledi yani. Bayağı derken hep hafifledi. Son bir tane getirelim mi?